güzel bir giriş yaptı. Destek bölümünde yani şu açıyı net görebildiğimiz için bu videoyu da seçtim yolladıklarınız arasından. Şu açıyı gayet iyi ayarlıyor. Fakat şurada ufak bir eğimli duruş söz konusu. Yani biz genelde oturuşlarda özellikle şu duruşu tercih etmeyiz, şu duruşu tercih ederiz ki bu açıyı kullanabilelim. Bacak bacak üzerine atarak şarkı söylemek riskli bir pozisyon olarak sayabileceğimiz bir şey. Genelde oturuşu daha çok dikey yani bacakları 90 derece düşünmemiz daha doğru. 90 derece olması daha doğru. Bu yine buradaki kasığa baskı yaptığı için açıyı daraltabiliyor. O da desteğin yukarı doğru diyafram kasının ciğerleri desteklemesini engelleyebiliyor. Tabii biraz. Sıkışık bölge kullanıyor. Nefesleri alıp yani kısa nefesler alıp aşağı doğru baskılayarak ses veriyor. Sıkışık merkeze doğru sesini atmaya başlamıştı zaten şarkının başından beri. Nitekim burada sıkışık merkezi çok aktif kullandığını görüyoruz. Ve sıkışık merkezle birlikte desteği de arttırmaya başladığında seste bir kemiklik duyuyoruz. Baskı aşağı doğru. Ağız yataylığını gayet beğendim. Şöyle yaklaştıralım bakın. Ağız yataylığı gayet iyi. Sizin için yakınlaştırdım. Gayet güzel, gayet güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Gayet iyi. Nefesli kullanımlar var sıklıkla. Yine sıkışık bir kullanım. Yani dikkat ederseniz ağız açıklığını da çok aktif kullanıyor. Yani bakın şöyle yaklaşalım. Geniş bir ağız açıklığı yok. Ama yumuşak bir kullanım söz konusu sesi. Yani ağız açıklığı yok. Evet yer yer sıkışık merkeze doğru geliyor ama nefesli kullanımla birlikte de sesini yumuşak kullanıyor. Nitekim istediğimiz duruşlar sağlanmaya başladı çünkü destek gelmeye başladı. Desteğe ihtiyaç hissettikçe alanı da açıyı da daha da uzaktı ve genişletti. İyi vokali ve etrafında sesi işitiyoruz sıklıkla. Ve çevrim. Ses çevrimi geldi. Çevrimler gayet temiz. Beğendim, bayağı beğendim. Yani vokalleri arasında şu an favori olarak gidiyor. Açıklık, geniş açıklıklar gelmeye başladı. Yer yer tonal geçişlerde sorunlar görüyoruz şu an. Şurada mesela bir tonal sorun görüyoruz. Burada bir tırmanışta tonal sorun var. Ama baskıları dikkat edelim. Şöyle bakın şimdi. Şurada baskıya bakın arkadaşlar. Bak. Bakın aşağı doğru bir baskı görüyoruz burada. Bizim genelde istediğimiz yukarıya doğru baskılardır. Ama kuvvetli yerlerde şöyle karnına odaklanalım istersiniz bir. Ne dersiniz? Şöyle karnına bir odaklanalım. Bakın. Bakın baskıları görüyor musunuz? Çok net bir de büyüttüm. Bakın nefesi alıyor. Daha sonrasında sese girdiği andan itibaren baskı içeriye. Baskı. Tekrar baskı geldi içeri doğru. Tek sorun şu. Şu oturma. O da yerden güç almak için. Çünkü ayağı basamadığı için, şuradan destek alamadığı için mecbur desteğini daha kasık bölgelere doğru çıkarmış durumda. Yer çekimi olmadığında bir şarkıcı her zaman desteğini alta doğru kaçırabiliyor. Evet. İster istemez bir nefes kontrolü dikkat ettiniz mi? Yani çaktırmadan, çaktırmadan. Nefes baskıları gayet iyi. Genel anlamıyla.
Açıklıklar gayet iyi. Vokal açıklıklarına şöyle bakıyoruz. Bakın. Genişlikler gayet iyi. Elmacık kemiklerin kullanım çok yoğun. Sürme pozisyonu dediğimiz pozisyon. E vokalinde kullanım gayet iyi. Vibrasyon titriyor. Gayet iyi. Yani genel itibariyle bu çarptığı bu takım performans bitti. Yani genel itibariyle desteği daha net gördük. Gücü daha net gördük. Kuvveti daha net gördük. Sıkıştırmalar var. Sesi nazal bölüme doğru değil de daha sıkışık noktalara doğru taşıma var. Destek kullanımı fena değildi. Aşağı doğru baskı aldı çünkü yer desteğini sağlayamadı. Elmacıkları geniş kullandı. Nitekim Blackpink performansları arasında gayet başarılı bir performans izledik diyebiliriz.